Evet sevgili seyirciler, Köy TV ekranlarından hepinize tekrar günaydın diyoruz. İstanbul'da Festhane'de 3.sü düzenlenen aracılık fuarında canlı yayınımıza Safmetek sponsorluğunda bugün de devam edeceğiz. Efendim ilk stand seyahatimizi Hatay 4 yoldan katılan firmamız ile Sayın Hayrettin Karaca ile başlamak istiyoruz. Hayrettin Bey, iyi fuarlar, iyi çalışmalar. Teşekkür ederim efendim. Herkeste bir bal koleksiyonu var. Fakat sizde çok değişik bir maydanoz balı gördük. Evet. İsterseniz buradan başlayalım. Neden maydanoz balı? Maydanozun çiçeği mi var, balı olsun gibi insanlarımız düşünce içerisine girebilir. Evet efendim. Maydanoz balımız bizde tesadüflerle bu bulundu bizde. Maydanoz balı sadece dünyada tek üreticisi biziz. Hatay 4 yol arıcısı. Başka dünyada üreten bir yer yok. Artı kara çörek otu balımız var. Kameraya dönüyor. Maydanozun olduğu yerde üretilemez mi bu? Maydanozun olduğu yerde yalnız tohuma bırakılacak. Maydanoz tohuma bırakıldığı zaman bu bal üretiliyor. Tohum olmazsa olmaz. Olmaz. Yani mesela bir Mersin'de, bir Antalya bölgesinde olma şansı yok mu tohuma bırakması? Onlar tohuma bırakmıyorlar. Çünkü çiftçilerimiz bunu ekonomik olarak uygun görmüyorlar. Tohuma bıraktığı zaman tarla yüke biniyor. Yüke bindiği için çiftçimiz hemen tarlayı sürüp diğer ikinci yeri ürünü ekiyor. Ama bizim İskender'in Ağustos tarafındaki çiftçilerimiz bunu tohuma bıraktıkları için hem polenini hem balını biz oradan alıyoruz ve dünyaya tanıtıyoruz. Sizlerin aracılığıyla. Sağ olun efendim. Şimdi biz program öncesi tattık biraz. Kestane balını andırıyor. Böyle bir tat olmasını bekliyor muydunuz? Yoksa Allah Allah bu nereden çıktı bu tat diye mi düşünüyorsunuz? Veya bir karışımla beraber mi tüketiciye sunuyorsunuz? Yok, sadece saf olarak sunuyoruz biz bunu. Karışım yok. Sadece saf olarak bu balı Türkiye ve dünya arıcılığına, insanlarına sunuyoruz. Evet Hayrettin Bey, portakal balını da görüyoruz. Evet. Tabii 4 yol portakalların narencesiyle portakal üretimiyle güzel bir yer. Saf olarak katkıntısız balımız. 4 yolumuzun kendi balı. Artı bir de kara çörek otu balımız var. Bu da dünyada. Kara çörek otu. Dünyada tek. Rengi de çok güzel gözüküyor. Evet. Peygamber Efendimiz bile demiş, insanların kara çörek otuyla ölüm hariç her türlü derdine deva. Evet, özellikle yağ son zamanlarda insanımızın çok gündeminde çünkü her türlü hastalık konusunda. Şurada bir körük görüyorum Hayrettin Bey. O körüğü de bize anlatır mısınız? Bir topraktan, daha doğrusu körüğe benziyor ama. Evet efendim, bu tesadüfle bulunan, bizim eski konaklarda dedelerden kalma tesadüften konak yıkılırken böyle bir şey bulundu. Bunu internette bakarak körük oldu ve dedemizden yadigar olarak bizlere kalmış tesadüflerle. Şu anda da bizim amblemiz olarak kendimize bağladık. Evet. İçine kömür mü koyuyor? Hayır, o zaman ya saman, diğer ürünler, ot çöp üfleyerek bunu pompa icat edilmeden o zaman kullanmış bizim büyük dedelerimiz, arıcılığı yapmış. Biz sonradan arıcı değiliz. Kökten, damarlardan. Evet Hayrettin Bey, siz aslında iyi bir de kovan yapımcısısınız. Evet. Şöyle kameraman arkadaş da görüntüleyebilirse, şu metaller ne işe yarıyor? Kovanlardaki zincirlerinizi görüyoruz. O konuda da bize biraz bilgi verebilirseniz. Kovanımız dünyada bir ilk olarak biz bunu kendimiz kökten geldiğimiz için aralı, bölmeli, polen tuzaklı, önde sistemleri çok değişik olarak dünyada ilk olarak Hatay 4 yol arıcısı gerçekleşti. Bunun imalatlarını biz kendimiz yapıyoruz komple olarak. Evet, bu menteşeler ne işe yarıyor? Bu menteşeler arı kitlemek için. Yolda bu arımız rahat rahat nakliyeye hazır. Aç verken de 15 dakikada bütün 300 kovan arımızı el demiri yardımıyla açıyoruz. Yani yolda, kamyonda açılma, devrilme riskini sıfıra indiriyoruz. Bunu yolda da geçerken, yola çıkarken arımızı kilitliyoruz zincirle. Zinciri atıp arkadan kilitleme yapıyoruz. Bu arımız, bu kovanımız şu anda yola hazır. Bu kadar basit evet, diyorsunuz. Bunu da kilitliyoruz.
bu arımızı kovanımıza alıp kombiyona koyup istediğimiz yere nakliyat edebiliyoruz. Evet, aracılara hayırlı olsun diyelim. Teşekkür ederiz efendim. Peki, çok teşekkürler. Hayırlı. Biz teşekkür ederiz. Çalışmalar iyi, fuarlar. Sağ olun, teşekkür ederiz efendim. Evet sevgili seyirciler, dört yoldan Hayrettin Karaca ile başladık. Maydanoz balı özellikle dikkatimizi çekmişti ve bu kovandaki mekanizasyon sistemi kamyonda sarsıntıdan açılmalar, dökülmelere çok güzel bir tedbir, önlem almış. Tebrik ediyoruz kendisine efendim. Stand ziyaretlerimize Safmetek sponsorluğunda devam ediyoruz.